İstanbul Pendik'te bir kişi kardeşinin bıçaklandığını ve acil bir görüşme yapması gerektiğini öne sürerek arkadaşının cep telefonunu aldı. Arkadaşının kripto para hesabındaki 12300 doları kendi hesabına aktardığı iddia edilen o dolandırıcı hemen kayıplara karıştı. Kardeşim bıçaklandı. Acil aramam lazım dedi. Telefonunu aldı. Arkadaşının kripto para hesabını boşalttı. Doğan Güneş Uzun zamandır görüşmediği arkadaşıyla Pendik'teki bir kafede buluştu. İkili kripto para hakkında sohbet etti. Sonra kalktık evine doğru gittik arabayla ben bırakmak istedim. Durduk sonra bir panik havası yarattı. Kardeşim bıçaklandı herhalde dedi. Telefonu şöyle bir kaldırdı 5 dakikaya geliyorum dedi sonra aşağı doğru koşmaya başladı. Şüpheli oradan uzaklaştıktan sonra Doğan Güneş bir süre arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Ancak telefonlarına cevap vermedi. Karakola gittik, durumu anlattık, hastanelere baktık böyle bir bıçaktan molayı var mı diye. Olmadığını öğrendik sonra anladık ki bizi dolandırdı. Şüphelenerek hemen kripto para hesabını kontrol eden Güneş 12.300 doların başka bir hesaba aktarılmış olduğunu gördü. Ben hemen telefonuma baktım mail hesabımı patlatmış. Polislere tutanak tuttuk çünkü bitcoin hesabımı kontrol edemiyorum. İddiaya göre şüpheli Amerika'ya gitmek için kendi ailesini de dolandırdı. Babasıyla konuştuğumda babası da zaten beni de dolandırdı. Yaklaşık 28 bin 300 dolar da beni dolandırdığını söyledi. Hakkındaki şikayetler üzerine şüpheli hakkında arama kararı çıkarıldı.